Koçların Mekanı'na hoş geldiniz. Bugün Kral Çıplak programında sadece Nuray Hanımcığımla ben varım. Çünkü bir sohbet tarzında soru cevap yapalım istedik. Çok soru geliyor. Böyle genele indirip 3'e indirdik. 3 konu başlığı altında anlatıyor olacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhabalar. Şimdi son videomuzun altına yorumlar gelmiş. Çok güzel yorumlar var bu arada. Murat Bey'in anlatımını çok beğenmişler. Değindikleri noktalara, indikleri detaylara çok beğenmişler. Sizin son bir cümle söylemişsiniz. Dönüp bakamadım ben. Ama yazmış da herhalde. Ne yazmıştı? Kendiliğinde boğulmak tanımı sanırım diyor. Narsistliği anlatan çok güzel bir cümle diyor. Ağlattı beni diyor. Teşekkür ediyoruz. Yorumlar çok hoşumuza gidiyor. Katkılarınız, kendi üstünüze aldıklarınız ve sizin özelinizde sorduğun sorulara verilen buradaki genel cevaplar da aslında birçok insana cevap oluyor. Yani laf aramızda kalsın, bazı sorular sanki ben yazsam birkaç yerini değiştirip benim sorummuş gibi olacak ama hangi sorular olduğunu söylemeyeceğim. Kendi özelim hakkında detay olmasın diye. Çok güzel. Bir de sadece biri de şey demiş, Murat Bey'in sesini kıstığımı söylemiş. Murat Bey çok kıymetlimiz. Kendisi benim kanalımı açtığım zaman biliyor musunuz Nuray Hanım? 9 ay öncesinde destek olmak için bilgileriyle kanala. 3 ayrı programı var. Hatta bu programların adını söyleyeyim. Kuşak çatışması başlığı altında konuştuk. Murat Bey'i daha fazla dinlemek isterlerse lütfen izlesinler. 1,5 saatlik bir program. Çok güzel anlatıyor kuşak çatışmasını. Sonra insan yavrusunun psikolojik doğumu başlığı altında bağlanma kuramını anlatıyor. Harika detaylar veriyor. Ve bir de Rüya ve Matrix diye 3 ayrı programımız var. Gidin oralarda gerçekten Murat Bey'i dinleyin. Eşsiz bir bilgisi var ama biz tabii siz kamera arkasını bilmiyorsunuz. Biz o gün 2 saate yakın bir program çektik. Nuray Hanım'ı da sadece 1 saatlik diye ayarlıyoruz. Ona hazırlık geliyor ve spesifik bir konu konuşalım. O başlık altında konuşalım ki insanlara daha hizmet olsun. Çünkü bazen insanlar bütün programı izlemiyor. Sadece cevabı duyacağı yerleri izliyor. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Biz o gün kapattıktan sonra, siz de ayrıldıktan sonra Nuray Hanım, Murat Bey'le sohbete devam ettik. Bir 15 dakika sonrası benim kafam dank etti tekrar. Çünkü onun normal sohbeti bile böyle anlatım gibi. Bir dakika kayda giriyorum dedim. Kayda girdim. Bir yarım saatte öyle off the record diye sohbet programı çektik. Onu da yayına hazırlayıp onu da koyacağız. Merak edenler için. Murat Bey'e tekrar teşekkür ediyorum bütün katkılar için. Şimdi biz 3 soru belirledik gelen soruları çerçevesinde. İlk soru, bir aile nasıl narsist çocuk yetiştirir? İlk sorumuz bu. Evet, onunla başlayalım. Daha önceki programlarımızda da zaten buna benzer sorular gelmişti. Hani narsist ailede yetişmek ya da narsistik kişilik bozukluğu bulaşıcı mıdır diye. Aslında bir bakıma onu da cevaplandırıyor. Şimdi narsistik kişilik bozukluğunun doğumdan 0-6 yaş aralığı çok önemli bu tür kişilik bozukluğunda. Çünkü çocuk aile bireyleriyle bu yaşlarda ilişki kurmaya başlıyor. Çocuğun gelişiminde, kişilik gelişiminde özellikle anne ve babayla kuracağı ilişki oldukça önemli. Çocuk ailenin beklentilerini karşılamak zorunda. Aile de bu beklentileri için çocuğu belli bir seviyede tutuyor. Ancak bu yapılanlar bilinçli bir şekilde olmuyor tabii ki. Çocuk anne baba için en zeki, en başarılı, en uslu çocuk olmak zorunda. Beklentiler yükseldikçe de çocuk üzerindeki baskı artıyor tabii ki. Bu nedenle çocuk kendi potansiyelini gösteremiyor ve kendi başına kararlar alırken de sıkıntılar yaşamaya başlıyor. Bu şekilde büyüyen çocuklarda da bir süre sonra zaten narsistik kişilik özellikler gösterme olasılığı yükseliyor. Hani illaki kişilik bozukluğu olacak şekilde değil ama bu tür özellikler gösterebiliyor bu çocuk. Peki bu narsistik kişilik bozukluğunda özellikle bu tür çocuklar yetiştiren ebeveynlerin özellikleri nedir dersek birçok defalar aslında bunu tekrarladık ama yine de bir üstünden geçelim. Bu ebeveynler başkalarından iyi olduğunu, farklı olduğunu çocuğa sürekli olarak söyleyip empoze ediyorlar. Çocuğa farklılığı, hak ve ayrıcalıklara sahip olduğunu aşılıyor. Çocuğa ev içinde çok az sınır koyulabiliyor. Çocuk sınırları aştığında da kurallar çiğnediğinde de sonuçlar belirsiz oluyor ebeveynden gelen. Çocuğun her istediği yapılabiliyor veya şımartılabiliyor. Çocuk sıkıntı çekmesin diye ebeveynler çok az müdahale edebiliyorlar ya da her şeyi çocuk yerine yapabiliyorlar. Ya da tam bunların zıttı çocuğun sevilmesi, koşulları ve çocuğun gösterdiği performansa bağlı olabiliyor.
Çocuktan en iyisini olmasını bekleyebiliyor bu ebeveynler. Mükemmelin dışındaki her şey kusurlu, yetersiz ve böylece de sevilmeyen olduğunun öğretilmesi aslında çocuğa karşı. Burada bir şey Bu tür ekleyebilir miyim? özellikler... Ondan sonra devam edin. Şimdi benim anladığım kadarıyla aileler çocuklara evde başka, dışarıda başka mı davranıyor? Evet, zaten bu tür aileler hani dışarıdan baktığınızda çok normal aileler olarak görünür. Hani kapalı ailelerdir bu tip aileler. Her şey çok normaldir, sorunsuzdur, herhangi bir sıkıntı yoktur. Ama daha çok aile kendi içinde bu dinamiği kurmuştur. Bu nedenle de hani dışarıya çok fazla yansıtmazlar aslında. Yani şimdi hani çocuklarımızı da çok seviyoruz ya, onu severken aslında ne yapmak lazım? Mesela bana göre benim Şöyle, çocuğum herkesin çocuğundan özel gibi ya. Onu ona hissettirirken Yani sadece bana özelsin. Hani başkalarının çocukları da başkalarına özel. Bunun ayrımını işte ona nasıl hissettirmek lazım? Yani bu tür saydığımız şeyler özellikle narsistik ailelerde hani iki zıt aslında davranış var. Daha öncelerden de bahsettiğimiz altın çocuk gibi ya çok fazla performans bekleniyor o çocuktan olduğun hani ne kadar iyi olursa olsun daha da fazlası bekleniyor o çocuktan ya da abartılıyor hani bütün performansı yetenekleri daha da abartılıyor o çocuğun abartılarak çevreye belki yansıtılıyor ya da tam tersine çocuğa sevgi göstermek için koşullar hani ileriye sürülüyor. Nedir işte sen şunu şunu yaparsan en iyisisin ya da yaptığı hiçbir zaman o beklentileri karşılamıyor çocuğun. İşte bunlar zıt kutuplar diyebiliriz sonuçta. Her zaman Yani işte aslında bunların dengesini çocuğun bulmak gerekiyor. dengesini bozuyorsun zaten. Çocuk belki Evet, ileride evet. narsist olmuyor, evet, ama narsistik özellikler geliştiriyor. Ve sonra bir ileride Evet, belki evet. onun ayrımına varıyor. Aa, bak ben böyle Tabii yapmadım, ki, ailem bana tabii ki. bunu yapmış gibi. Hı. Aynen. Kendisini çok değersiz hissederek büyüyen çocuk ileride evet narsistik kişilik bozukluğuna kadar gidebiliyor. Ne oluyor? O değeri bulabilmek için de kendisine benzer özellikle ya da daha öncelerden bahsettiğimiz gibi sevgi arayışında narsistik özellikler gösteren ailelerde büyüyen bir eş bulduğunda kendisine onda hani o yaralarını sarmaya çalışıyor. Ya da çok işte narsistik özellikler gösterecek şekilde çok abartılan performansı çok abartılan çocuklar ya da işte şımartılan hani aşırı şımartılan çocuklar büyütüldüğünde de bu çocuklar işte o zaman narsistik gerçekten narsistik özellikler gösteriyor. Hani ben en iyisiyim, her şeyin iyisini ben bilirim, ben mükemmelim tarzında. İşte bu ikisinin de ortasını bulup çocuklara dengeli yaklaşmak lazım. Yani onların performansları gösterdikleri performansları doğrultusunda çocuğa yaklaşmak gerekiyor. Çocuğa dengeli derken aslında belirli bir yaştan sonra mesela sorumluluğunu vermek, değil mi? Üstlensin. Tabii ki. Tabii ki her şeyi çocuğun Farkındalık. yerine yapmamak Evet. ya da o sorumlulukları yerine getirdiğinde belli kısıtlamalar koymak çocuğa karşı. Teşekkür ederim. Buradan böyle bir Evet, şey devam edebilirsiniz. yine bu söylediklerimizin aslında devamı çocuğun o duygusal ihtiyaçlarının performansa yönelik olarak karşılanacağının aşılanması çocuğa. Yani biraz önce söyledik ya sen bu performansları yerine getirirsen ben seni severim. Sana o şekilde sevgi gösteririm. Ya da işte çocuğun gösterdiği başarılar üzerinden gurur duyulması ya da ilgi verilmesi çocuğa. En önemli şeylerden bir tanesi empatinin o çocuğa gösterilmemesi, öğretilmemesi. Çünkü narsistik kişilik bozukluğu olan kişilerde ya da bu özellikleri gösteren kişilerde en büyük yoksunluk aslında empati yoksunluğudur. Empati yoksunluğu olduğu için de karşısındaki kişinin hiçbir şekilde duygularını, ne hissettiklerini ya da kendisinin o insanlara, çocuklarına, eşine ne hissettirdiğini hiçbir zaman anlayamaz zaten. O yüzden de hani ben merkezcidir bunlar. Yani aslında o çocuk başta empati almadığı için empatiyi bilmiyor ve Tabii ki empati onu kuramıyor. kullanamıyor. O özelliklerle de yetiştiği için büyüdüğünde de yetişkin olduğunda da kendisi karşısına çıkan insanlara karşı o empatiyi Hatta birçok yerde şey örneği verilir. Mesela çocuğun işte dizi masaya çarpar, dizi ah ah yaparlar ya. Mesela bunu normalde hiç düşünmeyiz. Ama düşünürsek çocuğa küçüklükten itibaren başına gelen bir şeye başkasının suçu varmış. Yani masanın suçu varmış, tavrını yüklüyor. Evet. Yani detaylı düşündüğümüzde de hiç altından Evet. beklemeyeceğimiz bir Hı. duygu durum aktarımı geliyor. Aslında bayağı bir dikkat edilmesi gereken durumlar.
Evet, onu özellikle Türk anneleri olarak söyleyeyim. Çok sık yaptığımız hatalardan biri. Kafasını diyeyim ki masaya, hani köşeye çarptığında direkt ah köşe, hani sen çocuğumun canını mı acıttın? Yani Ya da ben düşse, evet, evet. düştüğü yere direkt vururuz. İşte senin yüzünden çocuğumun canı acıdı şeklinde yaptığımız hatalardan biri aslında. Evet, ben bunu duyana kadar bir öz eleştiri yapayım. Ben de öyle yapıyordum. Aa, sen benim oğluma nasıl vurursun falan diyordum. Sonra şimdi çarptığında hadi özür dileyelim duvara. Ben çok çarpıyorum böyle köşelere falan. Çarptığımda duvardan özür diliyorum falan. Onu duyuyorlar. Delirdiğimi düşünmüyorlardır umarım. Çünkü hep deriz ya siz nasılsanız sizden örnek oluyor. Söylediğinizi değil yaptığınızı yapıyor. Şimdi onu telafi Evet. etmek için de sağa sola çarptıkça özür diliyorum. Umarım bu tavır onlara geçer. Bir de önemli noktalardan biri ebeveynlerden birinin aşırı eleştirmesi, diğerinin ise çocuğa aşırı düşkün olması. Bu da ebeveynler arasındaki tutarsızlık aslında çocuğa zarar verici davranışlardan biri. Hani geçen bölümde de söylemiştik bariyer olma durumunda mesela genelde anneler oluyor. Orada hep baba mesela saldırırken yani şiddet olmasa bile sözlü saldırıda sürekli anne onu koruyor, onun için bahane buluyor ya da onun kusurlarını kapatıyor baba duymasın diye. Yani burada aslında dediğiniz gibi anne ile baba bir team gibi olmalı ve aynı kararı, aynı tavrı gözetmeli çocuğun dengesini bozmamak için herhalde. Evet. Çocukla ilgili verilen kararlarda özellikle tabii ki anne babanın bir dengede olması gerekiyor. Ya da çocuğa olan davranışlarda ya da çocuğa verilen izinlerde bile diyebiliriz sonuçta. Hani biri izin vermezken biri veriyor tarzında. Tüm bu konularda aslında tutarlı olmak gerekiyor Peki çocuğa diyelim karşı. tutarlı değiliz, tutarsızız. Ben izin vermek istiyorum, babası vermiyor. Ne yapacağız? İşte bu tür çocuklarda da ileride büyüdüğünde o tutarsızlıkları görebiliyorsunuz davranışlarında. Yani bir Ama şunu şekilde. söylemek istiyorum. Yani aslında babasının lafını çiğneyip gitmek yerine, mesela ben böyle düşünüyorum, baban da böyle düşünüyor. Ama sen ne düşünüyorsun ve bu senin için iyi olacak bir şey mi? Hani hep beraber ailenin içinde konuşuldu. Hatta bu da bir demokrasi örneği gibi de gösterilebilir çocuğa aslında. Herkesin bir fikri var. Herkes kendi fikrini savunuyor kendi açısından. En sonunda çoğunu kazanıyor diyeceğim ama herkes tekil oluyor. Tabii ki yani aslında fikir ayrılıkları mutlaka olacaktır ama bu bahsettiklerim özellikle narsistik kişilik ailelerde ya da bu ebeveynlerde görülen hani aşırı uçlarda olan konular için geçerli. Hani söylediğimiz gibi biri çocuğu çok değersizleştirirken birinin çocuğu çok fazla övmesi ya da çok fazla şımartması. Yine iki aşırı uçtaki ebeveynlerden bahsediyoruz. Yoksa normal ailelerde tabii ki fikir ayrılıkları olacaktır ya da anne babanın kararda birleşememe durumu mutlaka olacaktır ama işte iki ayrı uçta olması bir sorun teşkil ediyor. Yani burada da aslında iletişim çok kıymetli. Orta yolda buluşmak ama diğerlerinde zaten empati olmadığı için o olmayacak. Ve birisi Evet. çok aşırı tepki verirken diğeri çok aşırı sevgi veriyor olacak. Buralara dikkat ediyoruz. Ailesinin çoğunluğunda narsist kişiler olan bir arkadaşımız yazmıştı. Sadece annemle iletişim kurabiliyorum demişti. O yüzden bu diğer aile üyelerine karşı nasıl davranmalıyım diye sordu. Evet. Şimdi genelde zaten narsistik ailede yetişen çocuklar diyelim ki çok fazla hani kardeş varsa kardeşlerden biri de narsist olabiliyor. Narsist özellikler gösterebiliyor. Birkaç evet yorum, mesaj bazı yerlerde ben de denk geldim. Kardeşinin çok fazla kardeşler, kardeşinin biri narsistik özellikler gösteriyor. Diğeri göstermiyor. Annesiyle birlikte kendisi göstermiyor. Ya da tam tersi annesi gösteriyorken babası narsist özellikler ve kardeşleri gösteremeyebiliyor. Aile içinde narsist davranışlar sergileyen kişilerle tabii ki iletişim kurmak hayatın her anlamında zor. Bu kişiler işte söylediğimiz gibi anne olabiliyor, baba olabiliyor ya da kardeş olabiliyor. Birinci dereceden yakınımız ise başa çıkmak daha da zorlaşıyor. Özellikle dışlayıcı, görmezden gelen, büyüklenen bir ebeveynle büyümek aslında yıllarca kendini sevilmeyen bir çocuk gibi hissetmek acı verici olabiliyor. Unutulmaması gereken nokta burada narsistik kişilik bozukluğuna sahip olmamız ya da olunması kişisel bir seçim değil, bir tercih değil. Bu kişiler empati duygusundan yoksun oldukları için karşısındaki kişilere nasıl davrandıklarını, karşısındaki kişiye neler hissettirdiklerinin farkında değiller. Ve bu durumu onarma yeteneğine de aslında sahip değiller.
Bu içgörü eksikliği ilişkileri daha da karmaşık bir hale getirebiliyor, daha da zor bir hale getirebiliyor. Ailedeki narsist kişiler sizin ihtiyaçlarınızı önemsemiyor olabilirler, sınırlarınıza saygı duymuyor olabilirler ve bu nedenle de sizin tükenmiş hissetmenize de neden olabiliyorlar. Kendinizi ihanete uğramış gibi hissedebiliyorsunuz. Aynı zamanda güvende olmadığınızı da tabii ki hissediyor olabilirsiniz. Ailenizden birileri olduğu için kendinizi onlara karşı sorumluluk altında da hissediyor olabilirsiniz. Hani birdenbire hani bir arkadaş olsa dışarıdan birisi olsa o sınırları hani çizer ve görüşmeyerek kendinizi koruyabilirsiniz ama aileden birisi olduğu için sınırları nasıl koruyacaksınız ya da tamamen o ilişkileri nasıl koparacaksınız? Hani çok zor şeyler aslında bunlar. Çünkü onlara karşı kendimizi minnet dolu hissedebiliyoruz ya da onlara karşı bakımımızın gerektiğini düşünebiliyoruz. Özellikle ileriki dönem hani anne babanın daha yaşlılığında diyebiliriz. Bu yüzden de hani onlarla iletişimimizi tamamen koparamıyoruz. Bu çok zor olabiliyor. Bunun için de ilişkiyi tamamen koparmak yerine yine sınırlı temas kurmayı seçebiliriz. Dediğim gibi dışarıdan birisi olduğunda ilişkiyi koparabiliriz ama ailemizle ilgili kendimizi korumamız gerektiği zamanlarda anne ya da baba veya kardeş olduğunda sınırlar çizmek. Bunu daha önce programlarda yine dile getirmiştik. O sınırlar konusunda işlemiştik aslında. Mesela konuşmalarda bir zaman sınırı koyabiliriz. Hani çünkü genelde tartışmak, karşıdaki kişilerle tartışmak çok fazla çözüm olmayacaktır. Çünkü yine hani ben senin için şunları yaptım, işte saçımı süpürge ettim, kendime bakmadım sadece seni yani sana baktım tarzında yine yaklaşımlar çok fazla olacaktır. Hani tartışma çok fazla sonuç getirmeyecektir burada. O kişilerle, anneyle, babayla baş başa konuşmak yerine aileden birileriyle birlikte aslında konuşmaya çalışmak daha yararlı olabilecektir. Fiziksel, ruhsal ya da zihinsel sağlığınızın kötü etkilendiğini, yaşam kalitenizin düştüğünü, ilişkilerinizin bozulduğunu hissediyorsanız aslında kendi önceliklerinizi göz önünde bulundurmanız gerekiyor ve mümkün olduğu kadar bu kişiden uzak durmanız gerekiyor. Bu da yine aslında sınırları çizmeye geliyor diyebilirim. Ben burada bir Temasın araya barışı gireceğim. da. Buyurun. Biz devamında yazıştığımızda şey dedi, artık evli falan diyor orada, sorun devamında zaten videonun altına gidip bakabilirler. Bayağı detaylı anlatmış. Sonrasında da bana yazdığında da mesela dedi işte bir iletişim koparıyoruz dediğiniz gibi, konuşurken olay konudan geçmişteki olaylara gidiyor. Oradan en basit şeyleri getirip ortamda sorun çıkarıyor. Artık benim çocuklarım, eşim bunları duymaktan kaç kere yaşadık sıkıldıkları için uzaklaşmaya çalışıyoruz. Sonra bir kavga çıkarıyor diyelim, işte 5 ay, 1 yıl, 2 yıl görüşmüyor. Sonra bizim ailemizde bir değişiklik oluyor. Bir şey merak ediyor diyelim. Pat diye geliyor, hiçbir şey olmamış gibi. İşte biz et tırnaktan ayrılmaz kardeşiz falan deyip hayatımıza giriyor. Ondan sonra biraz durup alacağı bilgileri alıp tekrar aynı şeyler. Bu böyle birkaç kere yaşanmış bu olaylar. Onun da mesela aslında hiçbir şey olmamış gibi tekrar kendine kabul etmesi, bu sefer anlamıştır belki deyip mesela. Orada da bir sorun mu var, yoksa yani ne yapmak lazım gerçekten böyle bir durumda? Yine empati yoksunluğu, yine empati. Karşısındaki kişiye neler hissettirdiğini, neler yaşattığının farkında değiller bu kişiler sonuçta. Ya da az çok farkında olsa bile zaten işine gelmiyor. Çünkü karşısındakinin düşüncesi onun için çok önemli olmayabiliyor. Onun için bunlar normal şeyler. Kendi davranışlarının farkında olmadığı için bu aslında süreç devam edecektir bu şekilde. Çünkü değiştiremezsiniz onu. En başlarda da Yani bahsettiğimiz gibi o gerçekten kişiyi böyle bu bir değiştiremezsiniz. gangrene dönüyor gibi oluyor. Yani bu sefer mesela çocuklarını kendikini ve nefretiyle dolduruyor. Kuzenler birbirine bu sefer kin nefret doluyor. Bir seviyor, bir sevmiyor, bir iyiliyor, bir övüyor. Bir mesela işte teyzesini kötülüyor ya da halasını, dayısını, amcasını, o neyse. Kendi çocukları zaten bu konuda bir dengesiz olmaya başlıyor bu insanın. Karşı tarafın ailesinin hiç olaydan alakası yok. Yani iki kardeşin yaptığı ya da işte gelinle, ne diyeyim, görümcenin yaptığı ya da anneyle oğlunun yaptığı durumlarda birkaç jenerasyon sonrası da etkilenmeye başlıyor. O yüzden belki de bu programları daha çok yapıp, hani diyelim benim kardeşimle sorunum var, o gelsin benle konuşsun ve o noktada çok güzel bir şey söylüyorsunuz. Hani sınırlı sürede gel bir kafede buluşalım, birkaç saat özlem giderelim ama ne ailemizi ne çocuklarımızı bu işin içine karıştırmayalım. Ama orada da gene bir aile ilişkisi yok ki, mecburen kan bağım var diye görüştüğümüz bir görüşmeye dönüşmüyor mu bu? Evet.
süre E o sonra zaman ölüyor. niye Yani tuz tamamen katmıyoruz? hani söylüyoruz ya, minnet duygumuz var sonuçta. Hani o akrabalık, kardeşlik, anne babalık bağı sonuçta. Minnet duygumuz var. Dolayısıyla hani ilişkileri birdenbire zaten koparamayabiliyoruz. O yüzden de sınır koymak, sadece sınır koymak yapabileceğimiz şey. Üçüncü soru. Evet. Anne narsistse çocuklarına nasıl davranır? Yani narsist anne oğul ya da narsist anne kız ilişkisi gibi. Çünkü genelde de şey diyorlar mesajlarda, hep hani erkekler üstünden anlatılıyor ama annelerin oğullarına yaşattıkları, işte oğullarının bir türlü ilişkilerine izin vermiyorlar, gelinleriyle sorun çıkarıyorlar, ailelerini bozmaya çalışıyorlar. Böyle simbiyotik bir ilişki devam ettiriyorlar ya da kızlarıyla da dediğiniz gibi saç saça baş başa bir nefret ilişkisi, böyle bir ego çatışması. Kızı da hani o konularda babasıyla, acaba annesini mi kıskanıyor, hani o durumlara da bakmak lazım ama genel çerçeve olarak anneleri konuşacağız, narsist anneleri, çünkü Evet, çocuklarla eğer tanışıyorum. hani biraz değinirsek annelere de o zaman. Şimdi bir insanın annesiyle kurduğu ilişki tabii ki dünya ile kurduğu ilişki gibidir. Çünkü annemizin bize verdiği değerden değerli olup olmadığımızı, sevilip sevilmediğimizi anlarız. Anneler bize bir ayna gibi durur. Çocukların özgüveni yüksek ya da benliği, uyumlu yetişkin olabilmeleri için de özellikle benlik duygusunu geliştirmeleri gerekiyor. Eğer anne bu ihtiyacı karşılamıyorsa ve çocuğa olumsuz mesajlar veriyorsa, kendi duygularını bencilce çocuğun ihtiyaçlarını önünde tutuyorsa, çocukta da yeterlilik duygusu gelişmemiş oluyor ve bu şekilde yetişkinler oluyorlar. Bu konudaki çalışmalar daha çok şunu göstermiş. Aslında narsistik annenin daha çok kızlarıyla bir sıkıntı yaşadıkları, kızlarında da daha olumsuz izler bıraktıkları yönünde. Çünkü kız çocuk kendi varlığının bir önemi ya da değerini annesinin sevgisinde buluyor. Anneler oğullarından çok kendi kızlarını hedef alabiliyorlar. Neden peki hani kızlarına karşı anneler daha acımasız? Çünkü annelerin kendisi de sevgisiz büyütülmüş. Kimse kendi bilmediği bir şeyi çocuklarına anlatamaz ya da çocuklarına gösteremez. Eğer kendisinde güven, kendini beğenme, kendisiyle barışık olma değeri varsa zaten bunu da kızına öğretebilir. Narsist anne kızının ne hissettiğinden daha çok nasıl göründüğüyle ilgilenir. Ailede her şey anneyle ilgilidir. Narsist anneler kızları, narsist annelerin kızları annelerinin sevgisini, onayını kazanmak zorunda hissederler. Geçen programda hatırlıyorsunuzdur mutlaka, Şenay Hanım çok güzel bir örnek vermişti. Narsist bir annenin kızına olan yaklaşımı, hani benimle masada oturuyordu, ben çok iyi yerlerde olan, çok mesleği açısından söyleyeyim ya da maddi durum açısından çok hani iyi durumda olan arkadaş çevresine sahibim. Senin bir yerde oturduğun arkadaş da bunlardan biri mi tarzını telefonda konuştuğunu böyle bir örnek vermişti Şenay Hanım. Evet. O yüzden de evet, narsist anne genelde kızını kendi uzantısı olarak görüyor. En başta belki de kızlarını hedef almaları bu yüzden diyebiliyoruz. Kızına yeterince iyi olmadığını, sevgisini hak etmek için başka biri olması gerektiğini mesajı veriyor. Bu örnekte görüldüğü gibi. Bu anneler aslında kızlarını ömür boyu sürecek olan güvensizlik ve mutsuzluk duygusu aşılıyorlar. Annesinden onay almayan kız çocuğu bir değerinin olmadığını, ne yaparsa yapsın yeterince sevilmeyeceğini öğreniyor. Elinden geleni yapıyor ama bir karşılık göremiyor annesinden. Kendi seçtiği kıyafetler, okul başarısı gibi beklentiler annenin uzantısı oluyor. Kendi beklentisi değil, annenin beklentisi aslında. Ve kızlar büyüdükçe bir şeylerin ters gittiğini aslında anlıyor. Bir şeylerin eksik ya da bir şeylerin yanlış olduğunu anlıyor. Erkek çocuklar için de aynı şey geçerli tabii ki. Ama hani neyin yanlış olduğunu anlayamıyor. Dolayısıyla da kendisini koruyamıyor. Çünkü şöyle düşünüyorlar. Yani bizim aile normal diye büyüyor. Çünkü yanlışı bilmiyor. Karşıdaki ailelerde de ya da başka ailelerde de evet yanlışlar var. Ama her ailede yanlışlar olabiliyor şeklinde büyüyor. Ancak büyüdükten sonra yanlışın ne olduğunu anlamlandırabiliyor. Ve o zaman belki kendisini ancak anneden babadan koruyabiliyor çocuk diyebiliriz. Bir arkadaşım şey demişti, ilkokula gittiğinde
İlk şokumu yaşadım demişti. İşte babasının onu dövdüğünü söylemiş. Arkadaşı da demiş ki, aa nasıl olur hani benim ailem hiç bana vurmuyor demiş. O ben hep o güne kadar zannediyordum ki bütün aileler böyle. Yani dediğiniz şey aslında ne kadar doğru. Yani biz ne görüyorsak o bizim normalimiz ve bütün ailelerde de o varmış gibi düşünüyorum. Evet. Çünkü başka aile bilmiyor çocuk. Büyüdükten sonra bir şeylerin ters gittiğini ancak anlayabiliyor maalesef. Evet. Bir de isterseniz şeye geçebiliriz. Daha önceki programlarda da böyle bir şey gelmişti zannedersem. Ya da biz anlatmıştık. Narsistik özellikler gösteren kayınvalide nasıl olur? Bu da oğluyla aslında ilişkisine geliyor. Hani narsist anne ve oğlu diyebiliriz buna da. Narsist anne oğlunu aslında geleceğinin bir teminatı olarak görüyor. Kendi geleceği olarak görüyor. Kendi ihtiyaçlarını, ilerideki ihtiyaçlarını giderecek bir araç olarak büyütüyor çocuğunu. Dolayısıyla da onu evlendirdiğinde de bu ihtiyaçların elinden alındığını fark ediyor ya da düşünüyor. Dolayısıyla da oğlunun başka bir kadına gitmesini hiç istemiyor. Çünkü onu ben büyüttüm. Verdiğim emeklerin karşılığında ben alacağım. Hani başkası almamalı şeklinde bir düşünce yapısına sahip bu tür anneler. O yüzden de mümkün olduğu kadar hani oğlunu karşı tarafla paylaşmaz. Geliniyle yarış içine girebilir aslında bu tür anneler. Ben burada bir film önerisi verebilirim aslında. Film önerisi değil, filmden bahsedebilirim. Hani reklam gibi olmazsa şu an hala hani devam etmekte olan aile dizisi. Aa evet doğru. Aslında oradaki anne o kadar güzel anne ve çocukları arasında o kadar güzel bir narsistik ilişkileri anlatıyor ki hani kızıyla olan ilişkisi bu bahsettiğimiz şeyler aslında kızına karşı davranışlarına bakabiliriz orada ya da iki oğlu arasındaki bir oğluna altın çocuk olarak değer verirken ona her şeyi sunarken diğer oğluna ne kadar yetersiz değersiz hissettirmesi gibi bir aile içinde üç çocuğuna da o narsistik annenin nasıl farklı yaklaştığını, onlara neler hissettirdiğini aslında bu film çok güzel anlatıyor diyebiliriz. Yani dediğiniz gibi anne ben emek verdim, devamında emeğini bana versin. Yani başkası harcamasın, yemesin. Tabii Diyelim ki. fark ettik kayınvalidemizde böyle özellikler var. Ne yapalım? Aslında yapılması gereken tek şey evet mümkün olduğu kadar onunla yarışa girmemek. Çünkü hiçbir zaman narsistik anneye söylediğimiz gibi hani ne kadar tartışmaya girerseniz girin siz kazanamazsınız. Çünkü karşı tarafta empati duygusu yoktur. Kendisini sizin yerinize koyamaz. Sizin ne hissettiğinizi bilemez. O yüzden de mümkün olduğu kadar tartışmalardan kaçınmak, evet araya bir sınır koymak yapılabilecek başka bir şey yok Yok. şu anda. Aslında doğru söylüyorsunuz. Mesela diyorlar ki yani daha çok konuşun narsistliği, daha çok konuşun. Ama biz şöyle planlıyoruz. Bir sonraki hafta işte Aslı'nın, Şenay'ın, siz ve ben başladığımız gibi bir narsistlik konusuyla alakalı kapanış programı yapmak istiyoruz. Çünkü evet bu konuda her gün konuşabiliriz ama dönüp dolaşıp geldiğimiz nokta bu narsist kişi anne de olsa, koca da olsa, baba da olsa, kardeş de olsa, çocuk da olsa hepsinin ortak özelliği sizinle empati kuramıyor, sizin sınırlarınızı taşıyor, gücü yetiyorsa şiddete bile bu işi götürebiliyor. Egemenliğini elde tutmak için maddi manevi bütün kısıtlamaları yapmaya çalışıyor elinden geldiğince. O yüzden aslında hepsinin ortak özelliği aynı. Hani ayrı ayrı da konuşsak hep dönüp dolaşıp aynı şeyi konuşuyoruz. Burada da Aynen. çıkış yolu olarak da Nuray Hanım'ın da sürekli altını çizdiği şey sınır koyun. İşte kendinizin farkında olun, değil mi? Mesela buralarda ne diyebiliriz genel olarak? Sınır koyun, kendinizin farkında olun dediğiniz gibi. Uzak durmaya, sınırlı ilişki kurmaya gibi. Çocuklar için özellikle narsistik aile bireylerinden korunmanın bir yolu bir yakın ya da arkadaş desteği alınabilir tabii ki. Ama bunların yetmediği durumlarda mutlaka da bir uzman desteği almakta fayda var tabii ki. Şimdi günümüzde de malumunuz çok ünlü oldu. İşte koçluk var, işte başka iyileşme yöntemleri var, yok aile dizimleri var, bir sürü kanalı var bunun. Evet iyi olan tarafları da var ama eğer
Balık baştan kokuyorsa koktuğu taraf önce kesilip atılması gerekiyor. Sonra siz o balığı işte pişirir misiniz, yağda mı kızartırsınız, fırına mı sokarsınız? Gidin onları diğer alt dallarıyla tabii ki yapın, halledin. Ama o kokan baş gerçekten profesyonel bir yardım gerektiriyor. Oralarda da psikologlar bu konuda çok kıymetli bir bilgiye sahipler. Ve size şöyle söyleyeyim ya, ben kendimde şunu gördüm. Bir şey size doğru gibi geliyor ya, o ailenin içine yetişiyorsunuz. Onun size bütün insanlık içindeki, yani etik değerler çatısı altında neyin doğru olduğunu söyleyince, siz kendinizi mecburen o doğru, o etiğe ayarlamaya çalışıyorsunuz. Ve bu gerçekten insanı kendi hayatında çok kıymetli farkındalıklar yaşatıyor. O yüzden mutlaka psikologlarımıza gidelim. Ama Evet, dediğim gibi oradan özellikle de çıktınız, baktınız, iyileştiniz, sonra diğer dallara gidebilirsiniz. evet, burada önemli olan noktalardan biri de anne ya da baba bizi hani o kadar değersizleştiriyor ve benlik değerimizi o kadar düşürüyor ki özellikle kendimize olan o güvenimizi yeniden kazanmak ve benlik saygımızı yeniden kazanmak için de uzman desteği çok önemli. Evet. Teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Böyle isterlerse arada, ayda bir diğer konularla alakalı belki bir soru cevaplar yaparız. Güzel oldu bu, böyle hap Tabii gibi ki. insanlara şifa olsun. Tabii Eklemek ki. istediğiniz son cümleleriniz varsa onları alayım. Evet, bir kitap önerisiyle aslında kapatabiliriz. Carly McBride Doktor Boş Ayna isimli bir kitap önerisi yapabiliriz. Burada narsist annenin kızları için bir iyileşme rehberi olarak yazılmış. Kendimizi sevmediğimizde kitabın alıntısı, kendimizi sevmediğimizde ya da kendimizi onaylamadığımızda bunu kendimiz yapıyoruz zannederiz. İçimizde çalan siren seslerini gerçekten içimizden geliyor sayar. Aynamızın bizi gösterdiğini düşünürüz. Oysa birçoğumuz o değerli aynadan mahrum bırakılmışızdır. Evet, değil mi? Aslında orada dediğiniz gibi o bakan göz sana o duyguyu yaşatan kişinin gözü. Onu dışarı çıkardığında gerçekten kendi içindeki temiz bakışlarına kendine bakabiliyorsun. O zaman baktığında da zaten hem potansiyelini görüyorsun, hem ileriye dönük neler yapabileceğini görüyorsun ve işte şifa denen şey zaten o noktadan sonra başlıyor. Umarım Evet, bizim de katkımız oluyordur deyip, aynen. bugünlük de İnşallah. o kadar olsun deyip hoşça kalın diyoruz. Hoşça kalın.